Ben 2 ayda bir kızımın 70 TL aşı parasını alıyorum. Yine postane ATM'sine kartımla beraber gittim. Paramın yatıp yatmadığını kontrol etmek için gittim. Param yatmamıştı. Normalde 2 ayda bir aldığım için hani hesap özetimden bakayım en son hangi ay almışım ona göre tekrar geleyim dedim. Hesap özetime baktım. Benden habersiz bir hareketleme vardı. Para yatırılıp çekilmişti. Ben çekmemiştim. Normalde hesabıma yatırılan tüm paraların miktarı 4070. Ben bunun 1070'ini çekmişim. Geriye kalan 3000 TL yok yani. Ben çekmemişim. 3000 TL ortadan kaybolmuş. Müdürünün yanına götürdü. Orada da bize kartsız böyle bir şey mümkün olamayacağını söylediler. Bizi Bağlar Postanesi'ne yönlendirdiler. Çünkü paranın oradan çekildiğini söylediler. Bağlar Postanesi'ne gittik. Aynı şeyleri orada da söylediler. Kartsız işlem yapılmaz. Siz çekmişsiniz dediler. Biz çekmedik dedik. Dökümanı istedik. Dökümanımızı aldık. Savcılığa başvurduk. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yani bu kesinlikle bir çete işidir. Yani bu sadece bana yapılan bir şey değil. Birçok mağdur aileler vardır inanıyorum. Kartlar kopyalanmıştır. Yetkililerden yardım istiyoruz. Yani böyle bir şeyin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Bu suçluların bulunmasını istiyoruz. Çünkü ben 2 yıla yakındır toplamda 1070 lira çekmişim. Ama bir kere de 3000 TL çekiyor. Bu bizim için büyük bir miktar. En azından yani bazı ihtiyaçlarımızı karşılayabilirdik o 3000 TL ile. Ama şu an ortada öyle bir para yok. Bulmasını istiyoruz. Mağduriyetimiz için bize gönderilen para da çekilince mağduriyetimizin üstüne mağduriyetlik eklendi.